Merhaba. Bu sulu boya çalışmamızda biraz gökyüzünde dolaşacağız. Bunun için bulutları yaparken kalıba ihtiyacım olacak. Ben kağıttan şu şekilde birkaç tane bulut deseni kestim. Biz bu kısmı ve şu kısmı kullanacağız. Yine bana yardımcı olacak şey sünger. Süngerim daha önce suya batırdım ve suyunu çok fazla sıktım. Çok üzerinde su olmasını istemiyorum. Sulu sulu olduğu zaman dağınıklık yaratıyor. Ve başlayabiliriz. Maviye bol bol sürtüyorum. Burada iki mavi yan yana. O yüzden ikisinin de tonlarından faydalanmış olacağım. Bu şekilde. Fon kartonun üzerinden ileri doğru bastırıyorum. İlk kısımda kalıbı çıkarmak kolay çünkü yukarı doğru dümdüz rahat rahat gidiyoruz. Ama ilerleyen aşamada şimdi kartımı biraz geriye alacağım. Fon kartonu kullanıyorum çünkü normal kağıt bir süre sonra yumuşamaya başlıyor bu çalışmada. Burada da döndürerek, kıvırarak elimden geldiği kadar bulutlarımı oluşturuyorum. Çünkü uç kısımları sivri sivri kalabilir. Ben o sivriliği istemiyorum. Dağılmasını istiyorum renklerimin. Biraz daha su alıp, biraz daha mavi alıp devam edeceğim. Burada farklı kalıba geçebiliriz. Şu yuvarlağın devamını şurada vermek istiyorum. Bu şekilde döndürerek, bakın el hareketim döndürerek oluyor. Çünkü bulutlarım yuvarlak ve o dönmeyi de süngeri kullanırken hissettirmeliyim. Ve bu şekilde artık keyfinize göre, canınızın istediği şekilde kalıbınızdan çıkarabilirsiniz. Şimdi süngerimde kalan boyaya daha fazla su eklemeden buradan sonra şu uçlardaki çok belirgin kısımları yuvarlayarak biraz da su yardımıyla yuvarlayarak dağıtmak istiyorum. Böylelikle çok bembeyaz bir çiğ görüntüsü oluşmasını istemiyorum. Giderek dağılsın. Yukarıya doğru bu bulutların hissini versin istiyorum. Düz hareketlerle çalışmayacağız. Burada mümkün olduğu kadar dağıtarak ve yuvarlayarak çalışacağız. Genel olarak resmimiz bitmiş gibi. Son kalanları da şöyle dağıtayım. Koyu ve açığın yan yana gelişi o patlamayı yaratıyor görüntüde. Sonradan yaptığımız kalan boyalarla yaptığımızda bulutlarımızı daha yumuşak bir şekilde geçişini sağlıyor. Şimdi bu kuruduğu zaman üzerine istediğimiz herhangi bir görsel ekleyeceğiz. Ben bunun kurumasını beklerken bir de yatay çizdiğim çalışmam var. Bunun üzerinde direkt başlatmak istiyorum. Şimdi bu gökyüzünde ne olur, ne olur diye düşündüm ve ben bir uçurtma olduğuna karar verdim. Çok fazla boya almıyorum. Boyamı aşırı bastırarak fırçamın kıllarının bozulmasını istemiyorum. Kalem gibi kullanacağım için. Sadece siyah kullanacağım çünkü uçurtma çok uzakta ve
şeyleri belirgin değil, hatları. Bu şekilde bir form verdim. Kuyruğunu da yapıyorum. Ve uçurtmamın içine siyahla tamamlıyorum. Bulutların üzerinde özgür bir şekilde giden harika bir uçurtma. Dilerseniz kuyruk. Kuyrukta rüzgarın etkisiyle bu sallanan parçalar arkaya doğru gitmeli. Ve tabii ki uçurtmamızın da bir incecik ipi olacak tutan çocuk için. İp uçurtmanın şöyle merkezine bağlandığı için buradan bir yerden inmeli ve gitmeli. Ben farklı bir şeyler daha çizebilmek için bunu özellikle kenara aldım. Ama siz sadece bir uçurtmayla da ortaya koyarak da yapabilirsiniz. Ben bir de çok sevdiğim bir görsel, çok sevdiğim bir çizgi filmin görselini, objesini eklemek istiyorum. Yukarı filminde, Yukarı Bak filmini belki bilirsiniz. Orada balonlara takılmış bir ev ve maceracı bir yaşlı amcamız vardı. Yanında bir ufaklık. Şimdi bu evden yukarıya doğru onu taşıyan balonları çizeceğim ve resmimi sona erdireceğim. Güzel sarı bir balon. Güzel bir balonumuzu şu şekilde tamamlıyorum. Bir kırmızı balon ve bir de turuncu balonumuz olsun. Balonun formu bildiğiniz gibi su damlası şeklindedir. Tam yüz yuvarlak olmaz. Son balonum da güzel çimen yeşil olsun. Siz gökyüzüne daha farklı şeyler ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde çalıştım. Herkese kolay gelsin.